Merhaba, bugün size peperomiyaları anlatmak istiyorum. Bunun adı karpuz peperomiyası. Bu da siyah peperomya. E, yapraklarının güzelliği, çiçeklerinden daha güzel olan bitkiler peperomiyalar. Aşağı yukarı binden fazla çeşidi var. Çok çok sıcak ve çok çok nemli ortamları seviyorlar. E, aslında genel olarak yetişmesi kolay ama birçok püf noktası olan bir bitki peperomiyalar. Ee, normalde bunu eve alıp getirdiğimiz zaman ilk bakmamız gereken şey altında drenaj deliğinin olup olmadığı. Eğer drenaj deliği yoksa maalesef e, saksısını değiştirmek zorunda kal kalıyoruz. Normalde peperomiyalar iki yılda bir saksı değişimi istiyorlar çünkü kökleri çok minik, çok ince, ee, böyle diğer bitkiler gibi çok uzamıyorlar, çok büyümüyorlar. O yüzden e, saksı değişimini eğer ihtiyaç yoksa kesinlikle yapmıyoruz. E, bu arada bundan önce bir şey daha hatırlatmak istiyorum. E, Birçok arkadaş bana mesaj atıyor. Birçok değişik çiçekle ilgili. Ama genel olarak hep e, sorular şu yönde. İşte çiçeğim bozuldu, saksıyı değiştirdim. E, çiçeğime bir şey oldu, o yüzden saksını değiştirdim. E, saksı değişiminin çiçekle hiçbir alakası yok. Yani hiçbir çiçek benim yerim dar ya da saksı bana küçük diye bozulmaz. Başka sebepleri vardır. O yüzden çiçekleriniz bozuluyorsa o gerçek sebebi bulmamız lazım ya da bulmanız lazım. Saksı değişimi çiçeklerin problemlerine kesinlikle çözüm olmaz. Altında eğer drenaj deliği varsa, eğer drenaj deliği yoksa hangi çiçek olursa olsun mutlaka onun hemen saksının değişmesi gerekiyor. Aksi takdirde eve getirdiğiniz hiçbir çiçeği en az 20-25 gün tabi ihtiyacı varsa 20-25 gün eğer ihtiyaç yoksa daha çok daha uzun bir zaman hiç saksı değiştirmemiz gerekmiyor. Karpuz peperomiyaları da aynı şekilde 2 e, yıldan önce saksı değişimine kesinlikle ihtiyaç duymuyorlar. Karpuz peperomiyası diyorum ama aslında karpuzla hiçbir alakası yok. Sadece renkleri e, ve yaprağının şekli karpuza benzediği için bu isim takılmış. Aynı zamanda e, aleminyum e, peperomiyası da deniyor. E, böyle yapraklarının üzerinde gri e, parlak ışıklar var ya da parlak renkler diyelim var. Çok çok güzel bitkiler, peperomiyalar. Eğer eviniz küçükse ya da bir hediye almak istiyorsanız ofislerde işte böyle saksılar içinde minik e, sehpaların üzerinde çok çok şık bitkiler yaprakları gerçekten çok hoş bakımları kolay e, özellikle kış geldikten sonra hiç e, sulamanıza gerek yok tamamen sulamayı kesin e, ta ki bahara kadar çok belki çok az miktarda sulayabilirsiniz Bahar geldikten sonra işte böyle üzerine bir miktar, toprak ilave edebilirsiniz eğer ihtiyaç varsa. Ama normalde çok güzel büyüyorlar. Yani tabii normal diğer çiçeklere göre kıyaslamamak gerekiyor. Onlar gibi büyümüyorlar. Böyle kendi saksılarının içinde minik minik büyüyorlar. Ama siz gene de o büyüdüklerini görüyorsunuz. Çiçek açıyorlar ama çiçekleri böyle çok gösterişli, güzel çiçekler değil. Adeta böyle tohum gibi minik minik çiçekler açıyorlar. O yüzden çiçek olduğunu bile bazen anlamıyorsunuz. Dediğim gibi çok rutubetli ve çok sıcak ortamları seviyorlar. Mutlaka onlara özellikle bahardan itibaren rutubet ve sıcak sağlamanız gerekiyor. Güneş, tabii ki güneşten korumak gerekiyor bu güzel yaprakları fakat diğer tropikal bitkilerden farklı olarak bunlar çok parlak ışıklara ihtiyaç duyuyorlar. Yine yaprakların üzerindeki bu desenler dolayısıyla odanın havasını diğer yeşil yapraklı bitkilere göre daha güzel temizliyorlar. Ama bu peperomyaların en güzel tarafı bence Hiçbir bitki hastalığına yakalanmıyorlar. Yani işte e, o birçok bitkilerde rastladığımız birçok hastalık peperomyalarda görünmüyor. Ki bu bence muhteşem bir özellik. E, bu da e, siyah peperomya. E, senede bir kez peperomyaları gübrelemek yeterli. Ben gübreledikten sonra normalde büyümez fakat içinden tomurcuklar çıkmaya başladı. Bu da şahane bir çiçek. Ee, yaprakları böyle biraz kavuçuğa benziyor ama gerçekten muhteşem. Ee, aslında bütün peperomyaların yaprakları çok güzel, bakımı çok kolay yani çok hoş bitkiler. Aslında benim bir peperomya daha vardı. Evde çalışan birisi onu e, saksısına düşürüp kırmış. Aslında saksısının tabii hiçbir önemi yok. Peperomyanın kendisi çok daha kıymetli. Ve sonra o peperomyayı alıp işte plastiğin içinde tekrar yetiştirmeye çalışmış. Yani bu tarz şeyler kesinlikle olmaz. Yetiştiremezsiniz. Mutlaka onu e, plastik bir saksının içine almak gerekiyor. Altında bir tane delik yeterli olacaktır. E, kaktüslere ve... Plahalara göre birazcık daha fazla su istiyor. Üzerinden su koyduğunuz zaman altından suyun akması gerekiyor ve altında su birikmemesi lazım. Ama mutlaka üzerinden su akması gerekiyor. Kökleri çok küçük fakat yine de bahardan itibaren sulanması gerekiyor. yani hiç su istemiyor değil yani kaktüsler kadar kuru topraktan hoşlanmıyor. Ara ara dediğim gibi üzerine bahar geldiğinde birazcık toprak ilave edebilirsiniz. Bunun dışında peperomyalar son derece kolay hoş bitkiler. Eğer sizde şöyle bir karpuz peperomyası bulursanız almayı sakın ihmal etmeyin muhteşem yaprakları var. Dediğim gibi çok da kolay, çok da zarif bitkiler. Ve de harika bir hediye alternatifi bana göre. Bana getirseler ben bayılırdım. Yani peperomiyalarla ilgili sanırım söyleyeceğim her şey bu kadar. Yine de bu konuda herhangi bir şey sormak isterseniz lütfen yazın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.